Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'a rahmet ve bereket üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Giden gelmez dağlar denen gezen. Merhabalar. Bu nasıl bir dağ lan öyle? Görmüştüm de arkadaşlar giden gelmez dağları. Sel! Buraya giden gelir mi onu da bilmiyorum da hani. Bu ne lan böyle? Abi taşa bakar mısın? Çok efsane bir taş değil mi? Kuvars mı oluyor bu şimdi? Sel! Arkadaşlar, zorlu bir yerdeyiz. Bugün videoya biraz geç başladım ama sel! Ay ay ay! Şunları çevirmem lazım. Yanlış yere gidiyorlar. Orucumuzun son günü. Çok şükür, Allah'a şükür. Sağ salim bitirdik. Rabbim inşallah tuttuğumuz oruçları kabul eder. Yaptığımız ibadetleri kabul eder. Bayram Ramazan'a, bayram namazına hepimizi eriştirir. Yarın bayram. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Yarın belki videoya gelmeyebilir. O yüzden şimdiden kutlayalım. Arkadaşlar buralarda yürümek bu ayakkabılarla gerçekten oldukça zor. Çok dişli halı saha gibi, kramponu gibi, krampon olması lazım herhalde. Çünkü gerçekten çok fazla kayıyor arkadaşlar. Onun haricinde yağmur bekliyoruz. Bir iki saat içinde. Yağmurun da artık yağması lazım gerçekten arkadaşlar. Bayağı bir ara verdi. Ortalık çok şey dolu. Nasıl söyleyeyim? Ya şu çamlara bakın şimdi atacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Görünür mü bilmiyorum ama. Allah Allah. Ondan çıkmadı lan. Çıkması lazım. Evet, bakın. Hafif toz var. O çamların çiçekleri mi diyelim? Aslında biz avuz diyoruz onlara. Farklı yerde farklı seviyede insan da yiyebilir onu. Şeyken, tazeyken. Biz çocukken yiyorduk, çok da güzel oluyor. Tabii çok aşırı değil. Birkaç tane yiyebiliriz. Değişik bir aroması var. Her neyse. Şimdi bütün ağaçların hemen hemen bir polen gibi bir şey yayıyorlar etrafa, sarı sarı. O da ister istemez bizleri etkiliyor arkadaşlar. Yani yağmur yağıp şöyle güzel gibi etrafı bir yıkaması lazım. Yani bütün ağaçlar da kirlendi, bütün şeyler kirlendi. Bakın bu sarı sarı görüyorsunuz mu? Onlardan bahsediyorum. Şöyle ortamın çok güzel bir şekilde temizlenmesi lazım. Bizim de böyle biraz gönlümüz, gözümüz açılması lazım. O yüzden inşallah şöyle güzel bir yağmur yağar. Bakalım nasıl. Evet. Keçilere güvenip aşağı inseydim şimdi tekrardan yukarı çıkmış olacaktım. Ve haddinden fazla yorulacaktım. Ama ben zekamı kullandım ve üst tarafta kaldım. Çünkü geçiler aşağı iner gibi yaptılar. İnmeyeceklerini biliyordum. Onun haricinde arkadaşlar bakın burada bir yol gibi bir şey var. Tam ormanın içinde. Görüyorsunuz. Buradan su gidiyor. Orada üst tepede bir ev var. Ananı satayım, o ne lan? Bir şey gördüm lan ben orada. Ama şu an göremiyorum. Evet, şu aşağı iniyor herhalde. Lan bizim köpeğe bakın. Dişi köpek arkadaşlar. Ay kız. Allah helal olsun. Tam nereye geçmiş?
Aralarda koku arıyor. Allah helal olsun. Tilki gibi gözüyor yani ya. Ha kızım. Benden saklanamazsın ha kız. Ha kızım ha. Telefon kamera bayağı bir sallanıyor. Ta karşı yere geçmiş. Maşallah arkadaşlar. Gerçekten çok geziyor. Davarın bir sağında, bir altında, bir üstünde. Maşallah. Diğer köpekler de sanki aşağıda gibi gördüm ama. Normalde keçiler de aşağı inecekti. Ama inmeyeceklerini biliyorum. Her neyse o eve o abi su götürdü. Yaklaşık nereden baksanız belki de 2-3 kilometre hortum çekti. Yani burası o kadar tehlikeli bir yer ki. O küçük kepçelerle tek başına helal olsun yani. Bakın aşağı Allah korusun bir yuvarlansa artık olunu başka yerde, bacağını başka bir yerde buluruz herhalde. Ama bazen risk almak lazım. Çünkü başarırsam başarılı olursun. Başaramazsan da tecrübe kazanmış olursun. Risk almak önemli. Doğru zamanda, doğru yerde. Evet, o su bu eve gidiyor arkadaşlar. Bilmeyenler için hatırlatmak istedim. Aslında birçoğunuz biliyorsunuz. Şuradan böyle dolanıp gidiyor ama çok uzaklardan geliyor yani. Evet, salep arkadaşlar. O içmiş olduğunuz salep ağacı. Rabbim ne güzel yaratıyor. Aynı arı gibi bakın. Toplaması yasak. Sizlere şöyle Nikon'umla detay göstereyim. Evet, bu şekilde. Şöyle uzaktan önüne alalım. Daha doğrusu orkide diyebiliriz. Evet. Bu da yemişen. Ya ne güzel ya. Bunun meyvesi de yeniliyor arkadaşlar. Tavşan elması gibi bir şey. Sizin oralarda farklı söylenebilir. Biz yemişen diyoruz. Kırmızı kırmızı oluyor. Bu da yeniliyor. Şöyle ağacını uzaktan göstereyim. Meyvelerimizi, bitkilerimizi tanıyalım. Doğada aç kalmayalım. Bizim burada oldukça fazla bu bitkiden var. Bakın üst tarafta da var. Tavşan elması da yeniliyor gerçi de. Bunlar da yeniliyor yani. Arkadaşlar yeni transferler var. En son 7 oğlağımızı ayırıyoruz demiştim. Küçükler diye gelemiyorlardı. Onlardan yaklaşık 4 tanesini falan artık yavaş yavaş kattım bakalım. Buradalar mı? Şimdi bunlar artık alıştı. Bacaklar da alıştı. Artık gidiyor, sıkıntı yok. Yavaş yavaş onları da adapte etmeye çalışıyoruz sürüye. Son artık 3-4 tane falan kaldı. Onlar da yavaş yavaş birkaç tane daha var onların içinden gelebilecek. Şu an bu bölgede yoklar arkadaşlar onlar. Muhtemelen bunlara baksa artık affedersiniz de tam bir yaramaz bir şeytan oldular. Gel. Evet oğlan, onlar aşağı tarafta arkadaşlar. O küçükler aşağı tarafta. Bağırıyorlar zaten. Şimdi anneleri sahip çıkıyorsa sıkıntı yok.
Neyse gösteririm. Unutmazsın. Evet arkadaşlar, geçen de bahsettiğim tırtıllar. Aşırı tehlikeliler. Bunlar ölmüş ama ölseler bile dokunduğunuz andan itibaren uyuz gibi kaşınırsınız. Bakın. Buralarda oldukça fazla bir tırtıl ölmüş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Onları da karıncalar yiyor sanırsam. Çok sıkıntılı. Bu tırtılları görüyorsanız uzak durun. Bakın. Bunlar da artık kozalarından çıkıyorlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bu aylar bu yüzden bu tırtıl konusunda çok sıkıntılı aylar. Alerjisi olana Allah kolaylık versin. Sıkıntı. Adisa da öldürmez ama herhalde ya. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, keçiler şöyle durmuşken aklıma bir konu geldi. Şimdi biz küçükken sadece bizim keçilerimiz vardı. Diğer köydeki arkadaşlarımızın, yani bizim yaşıtlarımızın büyük başları vardı. Büyük başlar keçiye göre daha, yani yayılmaya başladıktan sonra durarlar. Ağaç çok sıkıntı yapmaz ama keçi bir dakika bir yerinde durmaz. Genelde gezer. Bunu bilen bilir zaten. Şimdi bizim keçimiz olduğu için genel olarak çok sıkıntılı zamanlar bizi buluyordu hep. Şimdi arkadaşlarla oturup mesela bir karademlik çayı yaptığımızda maalesef ki keçileri rahat vermezdi. Onlar yani keyif çatarken biz sürekli keçi çevirmeye giderdik. Tam çay içeceğim böyle. Keçiler almış başına gitmiş. Çayı yarım bırak, git keçiyi çevir gel. Bu biraz bize koyardı yani. Hani ister istemez şimdi diğer arkadaşlar böyle 10 numara bir oturdukları yerde 1 saat 2 saat çok rahat takılabilirken biz 5 dakika bile duramıyorduk yani. O yüzden ister istemez içerleniyorduk hani. Yine keza bayramlarda, seyranlarda hani büyükbaşı çıkarmasan da oluyordu ama bizim keçiyi mecbur çıkarmak zorundasın. Mecbur yaymak zorundasın. İster istemez böyle bir ayrımcılık oluyordu yani. Çocukluğumuz hep böyle geçti. Yani mutsuz muyduk? Mutluyduk. Yani arkadaşlar şimdi o keçi mesela çay içerken bazen keçiler sürpriz yapardı. Hani bizi mutlu ederdi. Atıyorum tam başını almış giderken böyle bir anda dönerdi yani. O anki mutluluk tartışılmaz. Tam böyle çayı içerken keçinin geri dönmesi kendiliğinden müthiş bir duygu. Ya ufak şeylerle mutlu olabiliyordu arkadaşlar. Şimdi artık günümüzde mutlu olmak maalesef ki çok zorlaştı. Mutlu olun arkadaşlar. Yani gülün. Kendinize, vücudunuza, bedeninize, ruhunuza gülmeyi haram etmeyin yani. Gülmek iyi bir şey. Sağlık açısından da. Yani kim için, ne için üzülüyorsunuz? Değmez, değmiyor. Yani bir gün hepimiz konu nereye geldi? Ölüp gideceğiz. Gerçekten üzülmeye değmiyor arkadaşlar bazı şeyler. O yüzden ufak şeylerle kendinizi mutlu etmesini bilin yani. Şimdi geçenlerde şöyle bir şey oldu. Bazen bizim buradaki koyun mezarlığına bizim hayvanlarımız giriyor arkadaşlar. İster istemez. Her ne kadar engel olmaya çalışsak da. Oradaki işte mezarların üstündeki böyle susam, bitki mi diyeyim ne diyeyim işte susamlar falan oluyor genel olarak. Onları falan yiyor. Geçen aklıma şey geldi. Ulan dedim, hiçbirinizin sesi çıkmıyor dedim. Önceden olsa hani yaşıyor olsanız bahçeme şu geçi girdi çıkart, bahçeme şu oldu bu oldu. Yani köyde köy yerinde sürekli bir çekememezlik oluyor arkadaşlar. Maalesef ki komşu komşunun kulüne muhtaçtır ama komşunun da bir adım ileri gitmesini hiçbiri istemez yani. Halbuki niye yani, çalışan adam yani işinde gücünde olan adam bırakın arkadaşlar kazansın yani, ama maalesef ki böyle köyde genelde hayvan besleyen böyle işinde gücünde olan adamlar çekilmez bir türlü yani, çekemezler. Sürekli böyle bir ufak tefek bahçeleri vardır, onu da tutarlar böyle kenarlarına, bir geçi atladığı zaman yani demediklerini bırakmazlar. O yüzden dedim lan hiçbirinizin sesi çıkmıyor, ne oldu dedim yani, anladın mı? Böyle arkadaşlar, dünya bu kadar basit işte. Yani ölüp gittiğinizde hiçbirinin sesi çıkmayacak.
Dünya yani o tuttuğunuz bahçeler de burada kalacak. Yani götürmüyorsunuz öbür tarafa. O yüzden iyi komşunuzla da iyi geçinmeye çalışın. Kimseyle kötü olmaya gerçekten değmiyor. Kus kalmak da iyi bir şey değil aslında ama bazen kalmak da gerekiyor. Fakat yine de en azından gıybet yapmayın, iyi geçinmeye çalışın. Fesatlık yapmayın, birbirinizin arkasından sallamayın. Eğer sallayacaksanız da yüzüne söyleyin. Doğrusu budur diye düşünüyorum zaten. Dünya malı için de kalp kırmaya gerçekten değmiyor. Tabii ki de emeğinizi, hakkınızı sonuna kadar savunun. Fakat gereksiz yere de kabadayılık yapmanın bir anlamı yok. Gereksiz yere de kalp kırmanın bir anlamı yok. Kalp kırmak kadar kulaklığına giren bir şey yok, biliyorsunuz arkadaşlar. Ne olursan neyle gelirsen gel diyorlar ama kulaklığına da gelme diyorlar arkadaşlar. O yüzden kulaklığı da yemeyelim. Değil mi aslanlar? Bayrama özel şöyle de bir konuşma yapalım. Evet. Şimdilik buralardayız. Hadi lan kamera, hadi lan. Arkadaşlar köpekler bir şeye çokuyor ama neye çokuyor? Şurada yavrular bir şeye çokuyor. Neye çokuyor lan? Lan geçile dönün. Allah Allah. Bizim köpekler kolay kolay bir şeye çokmaz. Arkadaşlar şu anda keçiler ziyana gidiyor. Mecbur bir heyecanı bırakacağız. Ay! Şey! Ay! Hadi. Ulan 2 dakika bir şey çektim yonuza. Hadi. Hadi. O bölgeye doğru gideceğim. Hadi. Oğlum. Oralarda bir koku var herhalde de. Allah Allah. Oğlum. Neyse bir gidelim bakalım oraya doğru. Neymiş bunların zoru? Normalde biliyorsun bizim köpeklerimiz kolay kolay çokmuyordur. Evet arkadaşlar olay yerine geldik ama şöyle bir izimiz bakıyorum da çok da bir iz yok ki. Burada bir köpek izi var ama bizim köpeklerin izi de olabilir. Ama bayağı büyük ya. Kurt izi mi acaba? Çok büyük bir iz var arkadaşlar burada. Ölü. Burada bir şey gördüler ama ne gördüler bilmiyorum arkadaşlar. Ya gördüler ya bir koku aldılar. Kurt da olabilir yani. Olma ihtimali yüksek. Belki başka bir canlı bir şey. Ama canlı görseler de giderler yani. Tereddüt edeceklerini düşünmüyorum. Muhtemelen bir koku da almış olabilirler. Dün akşamdan kalma bir koku da olmuş olabilir. Yani bizim köpekler çok nadir havlayan köpekler. Özellikle yeni dişi getirdiğimiz dişide hiç ses yok. Evin önünde de hiç havladığını görmedim. Galiba dili yok. Havlamıyor arkadaşlar köpek.
Paşa'yla Pusat yine arada böyle bir hareket gördüklerinde havlıyorlar ya da evin önünde havlıyorlar ama genel olarak sessizler. Bakın kuzgun dolanıyor. Bu da hiç ayrı alamet değil. Kuzgun dolanıyor arkadaşlar. Pusat da onu gözlüyor az önce. Kuzgunu gözlüyor. Kuzgunun tehlikeli olduğunu onlar da biliyorlar. Evet, burada bir şey yok. Bakın pusatın gözü kuzgunda. Kuzgun da orada. Davarımız gidiyor arkadaşlar. Geri döndüler. Halbuki şöyle götürmeyi düşünmüştüm. Şuraya geçirecektim. Fakat gelmek istemediler. Yapacak bir şey yok. Belki bu kuzguna da havlamış olabilirler. Şimdi kuzgun dalda malda oturuyorsa ulaşamadıkları zaman havlıyorlar. Onun haricinde buralarda bir şey yok. Bir iz gördüm ama kurt izim onu bilmiyorum arkadaşlar. Çok iri bir iz vardı. Dayının izi de olabilir. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet, yeni oğlakları, yeni transferleri göstereceğim demiştim. Bakın küçük. Bir tane bu var. Galiba birisini dün göstermiştim, siyah. Ufak tefek bir şey. Onlar aslında cebiş oğlağı arkadaşlar. Anneleri de oğlak sayılır zaten. O yüzden geç yavru yapıyorlar bakın. Dün bunu göstermiştim. Şu siyah oğlak artık yaprak yemeye alışmış bakın. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde daha var. İki tane daha var ama şu an onlar burada yok. Onlar da onun tarzında işte. Ufaklar. Yavaş yavaş adapte oluyorlar. Evet, şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yavaştan gidiyoruz köye. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yer Allah'a emanet ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.